varmış bir yokmuş. Uzak ülkelerin birinde komşu evlerde yaşayan, birbirini çok seven iki arkadaş varmış. Birinin adı Kay, diğerinin adı Gerda'ymış. Kay ve Gerda birbirlerine olan sevgilerini göstermek için evlerinin önüne birer gül dikmişler. Onlarla birlikte güller de büyüyecekmiş. Sonbahar bitmiş, kış mevsimi gelmiş, her yeri kar kaplamış. Kay ve Gerda'nın kış geceleri boyunca en büyük eğlenceleri Gerda'nın büyük annesinin anlattığı peri masallarıymış. Büyük anne, kar ve soğuk nereden gelir? Diye sormuş Gerda. Çok uzaklardan kızım demiş ve anlatmaya başlamış büyük anne. Karlarla ve buzla kaplı bir ülke varmış. Karlar kraliçesi kendi sihriyle yaptığı buzdan şatosunda tek başına yaşarmış. Çok güzelmiş karlar kraliçesi. Tıpkı bir buz gibi parlak bir güzelliğe sahipmiş. Fakat kötü kalpli bir insanmış bu karlar kraliçesi. Görkemli ve soğuk buz sarayında pek çok mucize saklıymış. Buz aynada bunlardan biriymiş. Karlar kraliçesi kötülükler saçan gözleriyle buz aynasına bakarak dünyada olan biteni izlermiş. Tam bu sırada Gerda pencereden onları izleyen karlar kraliçesini görmüş. Kay, büyük anne, bakın karlar kraliçesi pencereden bize bakıyor. Yok canım, soğuktan üşümüş bir kedidir o. Büyük anne, karlar kraliçesi buraya gelebilir mi? Hele bir denesin bakalım. Onu şöyle bir tutup şömineye doğru atarım. Hop eriyip biter. Sulu kraliçeye dönüşür. Buz aynasına bakarak olanları izleyen karlar kraliçesi, Kay'ın söylediklerini duymuş. Demek beni şömineye atıp sular kraliçesine dönüştüreceksin ha? Buz kıvılcımları emrediyorum size. Sihirli güçlerimle uçun. Benimle alay eden bu çocuğu bulun. Gözleri ve kalbi benim olsun. Etrafındaki her şeyi kötü görsün. Ve kalbindeki sevgi yok olsun. Diye emir vermiş buz kristallerine karlar kraliçesi. Gerda'nın evinin önünde bir anda bir kar fırtınası başlamış. Buz kıvılcımları Gerda'nın penceresine doğru hızla ilerliyormuş. Kay ne olup bittiğini anlamak için pencereye yaklaşmış ve camı açmış. Gerda hemen bağırmış. Kay dur! Ama geç kalmış. Aa gözüm! Gözüme bir şey battı, çok acıyor. Aa kalbim! Neler oluyor? İşte ne olduysa o anda olmuş. Karlar kraliçesinin buz kıvılcımları Kay'ın gözüne ve kalbine çarpmış. Kay bir anda başka bir insana dönüşmüş. Gerda ona neyi olduğunu sormuş. Ama Kay onu terslemiş. Yok bir şey. İyiyim ben. Rahat bırak beni. Kay Gerda'ya ilk kez böyle kaba davranıyormuş. Gerda Kay'ın niye böyle davrandığını hiç anlayamamış. Ertesi sabah Kay'ın kaba davranışları devam ediyormuş. Kay kızağının ipini çekerek bahçeden çıkıyormuş. Gerda onu görmüş ve nereye gittiğini sormuş. Ama Kay yine onu terslemiş. Kay kızağına atlayıp oradan uzaklaşmış. Gerda peşinden koşmuş ama yetişememiş. Bir anda karlar kraliçesi kızağıyla birlikte ortaya çıkmış. Kay kraliçenin kızağının peşine takılmış ve birlikte ortadan kaybolmuşlar. Gerda Kay'ın arkasından baka kalmış. Karlar kraliçesi Kay'ı buzdan şatosuna götürüyormuş. Gerda günlerce evinin penceresinin önünde Kay'ın dönmesini beklemiş. Aradan günler geçmiş, aylar geçmiş, kış sona ermiş ama Kay geri dönmemiş. Daha fazla beklemeye dayanamayan Gerda sonunda kararını vermiş. Yanına sadece büyük annesinin ona hediye ettiği aynasını almış. Her şeyi göze alarak canı kadar sevdiği arkadaşı Kay'ı bulmak için düşmüş yollara. Cesur Gerda yol boyunca karşısına çıkan bütün canlılara Kay'ı görüp görmediklerini sormuş. Gerda sonunda bir nehrin kıyısına ulaşmış.
Sağına bakmış, soluna bakmış. Etrafında kayı sorabileceği hiçbir canlı yokmuş. Gerda sorusunu nehre sormuş. Ama nehir cevap vermemiş. Bu sırada yanına bir martı konmuş. Nehir mutlaka sorunun cevabını biliyordur. Ama önce ona bir hediye vermelisin. Demiş martı. Gerda çok sevdiği kolyesini boynundan çıkarmış ve nehrin sularına bırakmış. O sırada sanki bir mucize gerçekleşmiş. Tam Gerda'nın olduğu yere bir sandal yanaşmış. Gerda nehrin verdiği hediyeyi kabul ettiğini düşünmüş ve çok sevinmiş. Gerda sandala biner binmez sandal kendiliğinden hareket etmeye başlamış. Sandal Gerda'yı başka bir kıyıya getirmiş. Burada sihirli bir bahçe varmış. Ve bu bahçede birbirinden güzel rengarenk çiçekler. Gerda hayatında ilk defa böylesine güzel bir bahçe görüyormuş. Ama orada eksik olan bir şey varmış. Bu güzel bahçedeki çiçeklerin hiçbiri kokmuyormuş. Bahçenin diğer tarafında kendisine doğru gelen bir kadın görmüş Gerda. Bu kadın bahçenin sahibiymiş. Hoş geldin güzel kız. Diyerek güler yüzle karşılamış Gerda'yı. O anda bahçesindeki çiçeklerin yeniden koktuğunu fark etmiş. Bahçenize izinsiz girdiğim için özür dilerim. Demiş Gerda. Gel yavrum, gel canım kızım. Uzun zamandır bahçeme kimseler gelmiyordu. Yalnızlıktan çok sıkılmıştım. Burada tek başına ne yapıyorsun bakayım sen? Gerda uzun süredir kayıp olan arkadaşı Kaya aradığını söylemiş çiçekçi kadına. Ama kadın uzun yıllar Gerda'dan başka bir insan görmediğini söylemiş. Ya öyle mi? O zaman izninizle yoluma devam edip bir an önce kayı bulmalıyım. Çiçekçi kadın Gerda'nın gitmesini istemiyormuş. O yüzden bir yalan uydurmuş. Kay mı dedin? Dur bakayım. Buralarda gördüm sanki onu. Ne olmuş Kaya? Gerda her şeyi anlatmış kadına. Çiçekçi kadın Karlar Kraliçesini duyunca birden telaşlanmış. Karlar Kraliçesi mi? Aman buradan uzak dursun. Soğuk şey. Onun yüzünden yıllardır kokmuyor çiçeklerim. Sonra kadın Gerda'nın saçlarını taramak istemiş. Gerda hiçbir anlam verememiş. Ama kadın ısrar etmiş ve Gerda'nın saçlarını taramaya başlamış. Aslında bu sihirli bir tarakmış. Bu sihirli tarak Gerda'ya bütün bildiklerini unutturmuş. Geriye bir tek neşe kalmış. Kötü bir cadı değilmiş çiçekçi kadın. Sadece eğlenmek istiyormuş. Tatlı uykusundan uyandığında Gerda hiçbir şey hatırlamıyormuş. Buraya nasıl geldi, neden geldi bilmiyormuş. Fakat Gerda kadının şapkasındaki gülleri görünce bir şeyler hatırlamaya başlamış. Hiçbir sihir gerçek sevginin gücüyle baş edemezmiş. Gerda unutma bahçesinde ne kadar kaldığını hiç bilememiş. Ama o anda tüm anıları geri gelmiş. Hemen sahile geri dönmüş. Sandal hala orada duruyormuş fakat nereye gideceğini, ne yapacağını bilmiyormuş. Bu sırada üstünde bir karga uçmaya başlamış. Karga sanki Gerda'ya bir şeyler anlatmaya çalışıyormuş. Gerda sandalıyla kargayı takip etmeye başlamış. Uzun süre kargayı takip etmiş. Sonunda buzlarla kaplı denizlere ulaşmışlar. Buzların ortasında bir korsan gemisi duruyormuş. Karga geminin üstüne konmuş. Gerda da sandalıyla gemiye yanaşmış ve gemiye çıkmış. Peki bu gemiyle mi gideceğim Karlar Kraliçesi'nin şatosuna? Tam bu sırada geminin güvertesinde korsanlar belirmiş. Korsan kıyafetleri giymiş bir kız çocuğu Gerda'ya yaklaşmış. Biz nereye gidiyorsak sen de oraya gideceksin. Yani hiçbir yere. Aynı anda Buz Sarayı'nda Karlar Kraliçesi Kay'a tüm geçmişini unutturmaya çalışıyormuş. Kay sadece Gerda'yı hiç aklından çıkartamamış. Gerda Han. Ah Gerda. Çok yakında kalbin tamamıyla bir buza dönüşecek. Ve onu da hatırlamayacaksın küçük Kay. Korsan kız,
Kayın Karlar Kraliçesi'nin sarayında tutsak olduğunu öğrenince Gerda'ya onu unutmasını söylemiş. Çünkü Karlar Kraliçesi'nin elinden arkadaşını kurtarması imkansızmış. Unutmayacağım. O benim tek dostum. Onu bulmalıyım. Diye cevap vermiş Gerda. Korsan kız Gerda'nın bu ısrarına bir anlam veremiyormuş. Aslında onun burada kalıp arkadaşı olmasını istiyormuş. Ama Gerda arkadaşı Kay'ı bulmaya kararlıymış. Kay'ı kurtarmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Hiç arkadaşı olmayan korsan kız cesur Gerda'ya yardım etmeye karar vermiş. Ertesi gün güneş doğarken korsan kız Gerda'ya bir rengeyi getirmiş. Karlar ülkesinin en hızlı rengeyiymiş bu ve Gerda'ya yol gösterecekmiş. Bana söz ver, o buz tutmuş cadıyı yeneceksin. Hem böylece gemimiz de kurtulacak. Söz veriyorum, iyiliğin karşılıksız kalmayacak. Diye cevap vermiş Gerda. Gerda rengeyine binerek yola çıkmış. Önce Karlar Kraliçesi'nin nasıl yenebileceğini öğrenecekmiş. Rengeyi Gerda'ya yol göstermiş. Uzun bir yolculuktan sonra Kuzey Kutbu'na ulaşmışlar. Yaşlı bir bilge adam onları karşılamış. En sonunda aynayı getirdin demek. Gerda yanındaki aynayı yaşlı bilgenin nasıl bildiğini anlayamamış. Ama o anda doğru yere geldiğini anlamış. Gerda aynasını çıkartıp yaşlı bilgeye göstermiş. Karlar Kraliçesini bununla mı yeneceğim yani? Bu ayna sadece ama sadece gerçekleri gösterir. Çok gizli yerlerde saklanmış olsa bile. Hiç kimse ve hiçbir şey gerçek sevgiden güçlü değilmiş çünkü. İçimizdeki en büyük güç gerçek sevgiymiş. Gerda bilge adamdan Karlar Kraliçesi'nin kim olduğunu öğrenmiş. Gerçeği gösterebilirse onu yenebilecekmiş. Aslında Karlar Kraliçesi bir zamanlar sevgi doluymuş. Dokunduğu yerde rengarenk çiçekler açar. Gülümseyen gözleri güneş gibi parlarmış. Herkesten farklı, mutlu bir kızmış. Adı da Lila'ymış. Fakat herkes onun küçük bir cadı olduğunu düşünürmüş. Kimse onunla konuşmaz, diğer çocuklar onunla hiç oynamazlarmış. Yalnız kalan Lila artık mutlu bir kız değilmiş. Herkesten, her şeyden nefret etmeye başlamış. Ve bir gün bir dilek dilemiş. Bana kötü davranan herkes buza dönüşsün. Kendisine buzdan bir saray yapmış. Ve herkesten uzakta neşesiz, sevgisiz, yapayalnız yaşamaya başlamış. Gerda, Karlar Kraliçesi'nin sarayına gelmiş. İçeri girmiş. Kay, içeride bir köşede buzdan bir heykel yapıyormuş. Kay, buradasın, buldum seni. Kay, benim. Gerda, hatırlamıyor musun beni? Kay, Gerda'ya bakmış ama onu hatırlamıyormuş. Kalbi buradaki her şey gibi buza dönüştü. Seni hatırlayamaz. Gerda koşup Kay'a sarılmış. Ama Kay hala onu tanımamış. Hemen bırak onu. O artık bana ait. Seni de şimdi buza dönüştüreceğim. Hayır, başaramayacaksın. Kay, seni seviyorum. Kay yavaş yavaş hatırlamaya başlamış. Gerda, evet hatırlıyorum. Çok öfkelenen Karlar Kraliçesi asasını sallamış ve buzdan bir büyü çıkartmış. Tam o sırada Gerda da aynasını çıkartıp asadan çıkan ışığa doğru tutmuş. Büyü aynaya çarparak yok olmuş. Ve o anda olanlar olmuş. Karlar Kraliçesi Gerda'nın elindeki aynaya bakmış fakat gördüğü kendi yüzü değilmiş artık. Aynada gördüğü küçük Lila'ymış. Karlar Kraliçesi yeniden masum küçük haline dönmüş. Gerda ve Kay'a gülümsemiş. Çok teşekkür ederim. Kim olduğumu biliyorum artık. Yeniden özgürüm. Hoşça kalın. Kay ve Gerda birbirlerine bakıp gülümsemişler.
artık hiç ayrılmadan birlikte büyüyebileceklermiş. Tıpkı evlerinin önüne diktikleri bir çift gül gibi. Sımsıkı, sevgiyle. Bir zamanlar karı koca bir çift yaşarmış. Çok istemelerine rağmen bir türlü çocukları olmuyormuş. Kadın bir gün ihtiyar bir büyücüye gidip ona bir çocuk sahibi olmak istediğini söylemiş. Üzülme kızım. Her şeyin bir çaresi var. Al sana bir tohum tanesi. Bu tohum tanesini bir saksıya ek. Sonra da bekle. Ne olacağını göreceksin. Kadın çok sevinerek teşekkür etmiş. Büyücüye bu iyiliği karşısında biraz para vermiş. Sonra doğruca evine giderek tohum tanesini saksıya ekmiş. Sabırla saksının başında beklemeye başlamış. Çok geçmeden saksıda laleye benzeyen iri bir çiçek açmış. O an içinden ne kadar güzel çiçek diye düşünmüş ve henüz yaprakları kapalı duran çiçeği öpmüş. O anda çiçeğin yaprakları açılıvermiş. Çiçeğin bir köşesine büzülüp oturmuş parmak boyunda bir çocuk duruyormuş. Kadın büyük bir şaşkınlıkla minicik kızı avucuna almış. Ne kadar da minik bir çocuksun sen. Senin adın Parmak Kız olsun. Kadın Parmak Kız'ın beşiğini ceviz kabuğundan, yatağını menekşe yaprağından, yorganını da gül yaprağından yapmış. Parmak Kız yeni hayatına kolayca alışmış. Geceleri kendisi için yapılan yatakta uyur, gündüzleri masanın üstünde oynar, şarkılar söylermiş. Bir gece Parmak Kız beşiğinde mışıl mışıl uyurken pencereden içeriye çirkin bir kurbağa girmiş. Küçük kızın bir ceviz kabuğunun içinde uyuduğunu görmüş. Bırak, ne kadar minik ve güzel bir kız. Oğluma çok iyi bir arkadaş olur. Kurbağa ceviz kabuğunu kaptığı gibi girdiği pencereden dışarı çıkmış. Evin hemen yakınında bir bataklık varmış. Çirkin kurbağa ile oğlunun evleri bu bataklıktaymış. Çirkin kurbağanın oğlu da kendisi gibi pis ve çirkinmiş. Babasının getirdiği küçük güzel kızı görünce çığlığı basmış. Urrak! Urrak! Bağırma kızı, uyandıracaksın. Uyanırsa korkudan kaçıp gidebilir. Urrak! Babayla oğul kurbağa, Parmak Kız'a kalacak bir yer yapmaya karar vermişler. Baba kurbağanın aklına çok güzel bir fikir gelmiş. Küçük kızı derede yetişen nilüfer yapraklarından birinin içine oturtalım. Etrafı sularla çevrili olacağı için bir yere kaçamaz. Baba kurbağa Parmak Kız'ı alarak beşiğiyle birlikte yaprağın üstüne bırakmış. Sabah güneşin ilk ışıklarıyla birlikte Parmak Kız da uyanmış. Evinde olmadığını fark edip korkuya kapılmış. Üstünde durduğu yaprağın etrafının suyla çevrili olduğunu anlayıp ağlamaya başlamış. Neredeyim ben? Baba kurbağa ve oğlu Parmak Kız'ı almak için yanına gitmişler. İşte yeni arkadaşın. Bataklığın dibinde size çok harika bir ev hazırlıyorum. Bırak! Baba ile oğul kızın yattığı ceviz kabuğundan yatağı almışlar, kızı yaprağın üstünde bırakıp yüzerek evlerine dönmüşler. Bu sırada derede yüzen kırmızı balıklar baba kurbağanın söylediklerini duymuş. Bir bataklık kurbağasının bu kadar güzel bir kızı alıp onu üzmesine gönülleri hiç razı olmamış. Merak etme küçük kız, seni kurtaracağız. Hep beraber kızın üzerinde oturduğu yaprağın sapını dişleriyle kemirip kopartmışlar. Böylece serbest kalan yaprak akıntıya kapılarak oradan uzaklaşmış. Parmak Kız bu şekilde yeşil yaprağın üzerinde yol alırken onu gören kuşlar Parmak Kız'a hayran olmuşlar. Ne kadar güzel bir kız, üstelik de minicik. Parmak Kız bu şekilde yol alırken oradan geçmekte olan büyükçe bir mayıs böceği Parmak Kız'ı görmüş. Parmak Kız'ı kaptığı gibi uçup bir ağaca konmuş. Bir
Bir anda kendisini bir ağacın üzerinde bulan Parmak Kız korkuya kapılmış. Sen nasıl bir böceksin böyle? Neden beni buraya getirdin? Ben bir mayıs böceğiyim. Senin gibi bir böceği ilk kez gördüm. Bu yüzden arkadaşlarımın da seni görmesini istedim. O ağaçta oturan diğer mayıs böcekleri biraz sonra Parmak Kız'ı görmek için misafirliğe gelmişler. Mayıs böcekleri Parmak Kız'ın güzelliğini çok kıskanmışlar ama hiç belli etmemişler. Ne kadar komik bir yaratık. Ne kadar da cılız öyle. Kanatları bile yok. Ay ne kadar da çirkin. Yüzüne bakılır gibi değil. Dilediğin yere gitmekte serbestsin. Senin gibi çirkin bir şeyin bizim yanımızda olmasına gerek yok. Parmak Kız o yaz tek başına yaşamış. Açlığını ve susuzluğunu çiçeklerin öz sularını içerek gidermeye çalışmış. Aradan çok uzun zaman geçmiş. Hava soğumaya başlamış. Parmak Kız'ın giysileri yazlık giysiler olduğu için çok üşüyormuş. Uzakta bir tarla görünüyormuş. Tarlanın üzeri samanla örtülüymüş. Parmak Kız uzun bir yürüyüş sonunda tarlaya ulaşmış. Samanların altında bir tarla faresinin yuvasını bulmayı başarmış. Parmak Kız bir lokma yiyecek bulma ümidiyle evin kapısını çalıp bir arpa tanesi rica etmiş. İyi yürekli tarla faresi onu içeriye almış. Parmak Kız hemen içeri girmiş ve farenin yiyecekleriyle karnını bir güzel doyurmuş. Tarla faresi bu minik kızı çok sevmiş. Bana her gün bir masal anlatırsan, kış bitene kadar burada benimle yaşamana izin veririm. Parmak Kız bu teklifi memnuniyetle kabul etmiş. Bugün bir komşum ziyarete gelecek. Onun durumu benden daha iyidir. Eğer onun yanına gidersen çok rahat edersin. Ama onun gözleri çok iyi göremez. Bildiğin en güzel masalları anlatıp onu ömür boyu oyalaman gerekecek. Biraz sonra sırtında kadife kürküyle bir köstebek gelmiş. Parmak Kız köstebeği pek beğenmemiş ama evlerine gelen konuğu mutlu etmek için bir şarkı söylemeyi kabul etmiş. Uç uç böceği, yarın düğün olacak. Anne sana terlik pabuç alacak. Köstebek doğru dürüst göremediği bu kızı çok beğenmiş ve evine götürmeyi kafasına koymuş. Kendi evimden buraya kadar toprağın altından bir tünel kazarak geldim. İsterseniz aynı yoldan geri dönüp size evimi gösterebilirim. Parmak Kız çok istekli değilmiş. Ama fare kabul edince o da köstebeğin teklifini kabul etmiş. Tünelin içinde biraz ilerlemişler. Bu sırada yerde yatan bir kırlangıç görmüşler. Kanatları yanına düşmüş, başı ve ayakları tüylerinin arasına sokulmuş, kıpırdayamaz bir haldeymiş. Ben gelirken bu kuş burada değildi. Yukarıdaki delikten az önce düştü sanırım. Ormandayken etrafında uçuşup cıvıl cıvıl ötüşen kuşlardan birini böyle çok hasta bir halde görünce Parmak Kız çok üzülmüş tabii. Fare ve köstebeğin görmediği bir anda kırlangıcın yanına dönmüş ve alnına bir öpücük kondurmuş. Bu kuş belki de yaz aylarında benim için neşeyle öten kuşlardan biridir. Eğer öyleyse ona çok şey borçluyum. Hadi Parmak Kız, seni bekliyoruz. Fakat gece hiç uyuyamamış. Saman çöplerinden bir örtü örmüş ve koridora gidip kırlangıcın üzerine örtmüş. Yorgan olarak kullandığı nane yaprağını da ıslatıp kuşun başına koymuş. Lütfen hemen iyileş tatlı kuş. Ertesi gece Parmak Kız kırlangıca bakmaya gitmiş. Ve onu gözleri açık bir şekilde bulmuş. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Bana öyle iyi baktın ki yakında hiçbir şeyim kalmayacak. Tamamen iyileştiğim zaman ben de arkadaşlarımın yanına sıcak ülkelere gideceğim. Dışarısı çok soğuk. Sıcacık yatağında yatıp bir an önce iyileşmelisin. Parmak Kız bunları söyledikten sonra çiçek yaprağıyla su getirip kırlangıca içirmiş. Sonra da onun kanadını bir çalıya çarparak nasıl yaralandığını dinlemiş. Yaralı kırlangıç arkadaşları kadar hızlı uçamamış
ve yorgunluktan buraya düşmüş. Sonunda ilkbahar gelmiş. Güneş yeniden toprağı ısıtmaya başlamış. Kırlangıç artık Parmak Kız'a veda etme zamanı geldiğini biliyormuş. Benimle birlikte ormana gelmek ister misin? Seninle gelebilmeyi çok isterdim. Fakat tarla faresi arkadaşım çok üzülür. Onu yalnız bırakamam. O halde hoşça kal Parmak Kız. Belki bir gün yine karşılaşırız. Parmak Kız gözleri yaşlarla dolu kırlangıcın gidişini izlemiş. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Parmak Kız'ın derdi de artmaya başlamış. Artık yaz geldi. Kadife köklü köstebek seninle evlenmek istediğine göre hazırlık yapmalısın. Sana çok güzel giysiler hazırlamalıyız. Kış geldiği zaman toprağın altındaki evimde benimle birlikte yaşamaya hazır ol Parmak Kız. Parmak Kız, yer altındaki soğuk ve karanlık hayatına başlamadan önce son bir kez güneşi görmek için dışarı çıkmış. Tam içeriye gireceği anda başının üzerinde bir kuş sesi duymuş. Başını kaldırıp da baktığında çok sevdiği kırlangıcı görmüş. Parmak Kız, kırlangıca köstebekle zorla evlendirileceğini, yer altında güneş görmeyen bir evde oturmak zorunda kalacağını anlatmış. Kış yaklaşıyor. Sıcak ülkelere gitmeye hazırlanıyoruz. Lütfen bizimle gel. Sen benim hayatımı kurtardın. Bu iyiliğinin karşılığını vermek isterim. Parmak Kız bu kez kırlangıcın teklifini kabul etmiş. Böylece kırlangıçla Parmak Kız ormanların, denizlerin, karlı örtülü dağların üzerinden uçup gitmişler. Sonra iki dost sıcak ülkelere gelmişler. Buralar öyle güzel yerlermiş ki güneşi daha parlak, gökyüzü pırıl pırılmış. İşte evime geldik. Sen de en güzel çiçeklerden birini seç. Burası çok güzel bir yer. Kırlangıç Parmak Kız'ı çok güzel bir çiçeğin üstüne oturtmuş. Bu güzellikler içinde Parmak Kız çok mutluymuş. Yaprağında oturduğu çiçeğin içine baktığında birden hayretler içinde kala kalmış. Çiçeğin içinde cam gibi pırıl pırıl, bembeyaz ve küçük bir adam oturuyormuş. Adamın boyu bir parmak kadarmış. Omuzlarında parlak kanatları, başında ise altın tacı varmış. Bu inanılmaz adam, o çiçeğin perisiymiş. Oradaki her çiçeğin bir perisi varmış. Yakışıklı peri, hayatında ilk kez kendi boyunda bu kadar güzel bir kıza rastlıyormuş. Senin adın nedir güzel kız? Benim adım Parmak Kız. Peri başındaki tacı çıkartmış ve Parmak Kız'ın başına takmış. Benimle evlenirsen buradaki tüm çiçeklerin kraliçesi olursun. Çok mutlu bir hayat yaşarız. Parmak Kız yaşadığı onca kötü olaydan sonra böylesine güzel bir yerde yakışıklı bir periden bu teklifi duyduğu için çok sevinmiş. Peri Parmak Kız'ın ellerini tutmuş. İşte o anda Parmak Kız'ın omuzunda iki tane kanat belirmiş. Parmak Kız artık periler kraliçesiymiş. Birlikte mutlu ve çok uzun bir hayat sürmüşler.